Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Dün çok güzel bir gündü. İmzalar geldi, maç saatini bekledik. Maç başlayana kadar ki anımız çok güzeldi. Maalesef maç başladıktan sonra hepimizin morali bozuldu. Hele ki maç bitiminden sonra tamamen bozuldu. Ama dün bir maçtan hemen sonra sıcağı sıcağına bir video yükledim kanalıma. Şimdi tekrardan bir maça bakalım, imzalara bakalım, içeride gene bir sürpriz oyuncumuzu transferi gerçekleşti Bütün bu detayları konuşacağımız gene yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorum moraliniz çok bozuk. Hatta bunu şu şekilde anlayabiliyorum: bir 20-30 kişilik bir kardeşimiz, abimiz, ablamız artık bilmiyorum kızıp bizi de terk etti. E, tabii anlıyorum. Trabzonspor takımımız yenildiği zaman hayat duruyor. Bunun çok farkındayım. Ben de sizler gibi dün inanın bana çok rahat bir uyku uyumadım. Ama hayatta devam ediyor arkadaşlar. Bu maç geride kaldı. Sonuçta bu bir turnuva. Turnuvanın ilk maçı. Abdullah Avcı dün maçtan sonra dediği gibi. Turnuvanın ilk maçı önemli değil. Nasıl bittiği önemlidir. Gerçekten bu şekilde. Ama tabii Trabzonspor takımımız bugün iyi oynasaydı. Ben sizin ne hissettiğinizi, ne istediğinizi çok iyi biliyorum. Evet kötü oynayabilir. E, taktiksel anlamda hatalar yapmış olabilir ama mücadele anlamında o isteği, o arzuyu 10 kişilik takıma karşı oyunu domine edememen, oyunu force edememen, e, oyunu kontrolüne alamaması sizin canınızı sıkıyor. Benim de bu canımı sıkıyor, hocanın da canını bu sıktığını düşünüyorum. Öz yapmamız gerekirken gerekirse, evet oyunu domine etmemiz lazımdı dedi, oyun üstünlüğünü elimize almamız lazımdı derken her saniye, her dakika oyun altımızdan aktı gitti, altımızdan aktı gitti ve Rakibi iştahlandırdık. Rakip inanın bana istese mesela 10 kişilik kalmasa bu maç da çok daha farklı olurdu. 10 kişi kaldıktan sonra bakın çok önemli bir detay var. Santofor'undaki Boli'yi çıkartıyor. Golcü oyuncuları, en hızlı oyuncuları, en önemli oyuncuları Boli'yi alıyorlar. Arkasından Solbek içeriği sokuyor. Çünkü Solbek'i kırmızı kart gördü ve böylelikle bütün dengesi değişti aslında rakibimizin. Biz ne yaptık arkadaşlar? 10 kişi kaldıktan sonra tempoyu ne yukarıya çektik ne topu hızlı oynadık. Hep alan topu 3 kere, 4 kere dürttü, 5 kere dürttü. Yana oynadı, geriye oynadı. Rakip zaten merkezi kapatmış. Ben merkezi kapalı bir takıma karşı ne yapmam lazım? Uzaktan şut denemem lazım. Yapmadık. Ne yapmam lazım? Oyuncu eksiltmem lazım. Hataları hata yapmasını sağlamam lazım. Topun yönünü çok hızlı bir şekilde çevirmem lazım. Sen abi adamları resmen antrenman yaptırtırdın. Antrenmanda onlar bu taktiği inanın bana denemişlerdir mutlaka. Bir kişi eksik bile kalmışlardır. Bütün derslerine çalışmış bir takıma karşı oynadık. Adamlara karşı topu her çevirdiğinde yavaş tık tık top ayağına gelen iki kere üç kere dürtmeden zaten pas atmıyor. Adam pozisyonunu rahat bir şekilde aldı. Kaymalarını, kademelerini çok rahat bir şekilde yaptı. Ne zaman hızlandırmaya başladı? Takım o zaman e, sos vermeye başladı. Ama biz de bunu çok az yaptık. Marek Amşik kısmen oyuna girdikten sonra tek toplarla yön değiştirmeye çalıştı. Ama bu da tabii ki de yeterli olmadı. Zaten adamlar öne geçtikten sonra özgüveni de arttı. Baktılar ki ya Trabzonspor takımı evet beklediğimizden daha zayıf geldi. Fiziksel anlamda da, oyun anlamında da, taktiksel anlamda da. E ne yaptılar? Top oynanmaya başladılar bu sefer. Böyle olunca da. Kaybetti. Kötü bir mağlubiyet oldu. Tabi Trabzonspor takımı 10 kişilik bir takıma karşı özellikle senin altında olan bir takıma karşı kağıt üzerinde kadroya baktığında bir tanesini getirip getirmez takımına senin bütün takımın onun için yıldız adayı iken onun kazandığı paranın 5 katı 10 katı fazla kazanırken senin yapmış olduğun tabii ki de yakışmadı. Oyun anlamında mücadele anlamında sağda olmayınca hepimizin de morali bozuldu. Dünkü maçlarda bireysel hatalar çok fazla yaptık. Abdullah Avcı hatta maçtan sonraki videomda da dedim Twitter'da da yazdım maç anında bu kadar bireysel hata yapmamamız lazım. Bu seviyede özellikle bu kadar bireysel hata kiminle karşılaşırsan karşılaş affetmez. Ve biz çok ciddi anlamda bireysel hatalar yaptık ve bu bireysel hatalar da bize pahalıya mal oldu arkadaşlar. Dün aslında çok güzel bir gündü. Uğurcan Çakır 5 yıl imzalamış. Taha imzalamış kaleci Kaan. imzalamış. arkasından Abdullah Avcı bombası patladı. Abdullah Avcı ile bir güven oyu verdiler. Bir gövde gösterisi yaptılar. Hocamız burada. Hocamıza 2 yıl daha uzattık. Bir yılda vardı 3 yıl. 3 Abdullah Avcı burada mesajı verildi. Arkasından hani biz maç saatindeyken çok güzel bir haber geldi. Ne bu haber? Koyut haberi geldi. Koyut'a Kasımpaşa'ya kiralandı. Koyut'a Kasımpaşa'ya gönderildi. Kasımpaşa takımı bunu paylaştı. Aslında Dün de bir galip gelseydik tadından yanmayacaktık. Futbol anlamında evet eksikliklerimiz çok fazla. Şu an geçen seneden kalma hala bazı alışkanlıklarımız var. Ama geçen seneden kalma alışkanlıklarımız var diyoruz ama bugün kadroya baktığınız zaman sağ bekin değişti, sol bekin değişti, stoperin değişti, orta sahan değişti, forvetin değişti, kanatların değişti. E şimdi geçen seneden beri kötü oynuyorsak burada bir sıkıntı var. Buradaki problemi çözecek olan Abdullah Avcı. Burada demek ki takımı değiştirdik. Geçen seneden sağda Abdülkadir Ömür vardı. Arkasından kalecimiz bile değişti. Bakın Taha vardı geçen seneden. Ne kadar takım kalecisi de olsa yeni bir kaleci gibi düşünmek lazım. Vitor Hugo vardı, Densvil vardı. Onun dışında geçen seneden şu an düşünüyorum aklıma gelen yok. 3 tane oyuncumuz vardı yani. biz geçen seneki kadrodan. 2 tane 3 tane oyuncuyla beraber oynuyoruz ama hala bu kötü oynama alışkanlığı bir Durgunluk, topu oyuna sokamama, topu önde tutamama alışkanlığı var. Mesela Larsen tecrübesindeki bir oyuncunun birinci yediğimiz golde ceza sahası üstünde offside yapılmaz. Ceza sahası çevresinde offside yapılmaz arkadaşlar. Bakın ben eski bir stoper oyuncusu olarak orada çünkü arkanı göremezsin, önünü göremezsin. Onu hesaplaması çok zordur. Orta sahalarda, önde, oralarda ofsaytı yapabilirsin. Arkanına bakarsın kimse yok, önüne şöyle bir bakarsın, çizgini çekersin kendin çıkışını yapabilirsin. Kendine güvenmeyen, vücudu gitmeyen oyuncu offside dener. Ben hayatımda oyuncu offside denememişimdir arkadaşlar. Hiç de sevmem offside'ı. Koşarım abi adamla koşarım. Adamdan önce gitmeye çalışırım. Giderim, kayarım, bir şey yaparım. Durdururum yani. Onu, onu kovalamışımdır. Offside taktiğini yapmak komple savunmanın işidir. Sen Larsen kafana göre offside yapayım deyip öne çıkıyorsun. O ara arkaya yerse arkaya dönüşün imkansız iş işten geçer. Geçmiş olsun ya kırmızı kart penaltı yaptırsın ya da adamın vuruşunu izlersin. Larsen yapmış olduğu bu bireysel hatayla beraber arkasından e, ikinci gol geldi. Vitor Hugo'nun penaltısı derken maç kilit oldu, çözüldü bitti arkadaşlar. yani ne zaman maç 3-1 oldu 3-2 oldu. 3-2 olduktan sonra da bir tık hareket ettik. Bakın 3-2'ye kadar gene bizim hareketimiz yok. Adamlar bir iki tane daha geldi. Bir tane topu direkten döndü. İki tane topunu taha kurtardı. Taha bunları da kurtarmasaydı işimiz daha da zordu. Sonuç olarak takımımızdaki oyuncular Trezeg'e başta olmak üzere. Mesela 3-2'lik Yusuf Yazıcı'nın pozisyonunu hatırlayın. Gol oldu hakem offside verdi. Orada abi vur tavana geç git ya yemin ediyorum. O kadar net bir pozisyonda ki Trezeg'e yanlış hatırlamıyorsam. Gittik sektirttik mettirttik kötü bir vuruş yaptı. baktığım zaman orta sahaya değinelim. Notlarıma bakıyorum. Hani sizlere bir şey aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Orta sahamızda Badri'nin bu takımın içerisinde ilk 11'de başlama şansını çok düşük görüyorum. Hem tempo, hem oyun, hem fizik anlamında ben Badri'yi düşük görüyorum. Gamin dünkü geceki performansı inanılmaz vasattı. Gamin'in bu performansı lige yansırsa geçmiş olsun. işimiz çok zor. Gamin'in Marekamşık, Gamin, Yusuf Yazıcı üçlüsünü bir görmeyi merak ediyorum. Mutlaka biz bu üçlüyü de yan yana göreceğiz ama sanki Bakasetas da çok önemli bir oyuncu. Bakın Bakasetas bence takımda gene bir şeyler yapmaya çalışan, stoperlere gelip top almaya çalışan oyuncumuz dedi. Bakasetas, Marek Kamşik önlerinde Yusuf Yazıcı bu üçlü topu bilen, iki yönlü oynayabilen oyuncular değil belki. Bakasetas kısmen yardım ediyor. Yusuf da koşu temposuyla yardım eder ama bu üçlüyü de zaman zaman göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? İçerideki maçlarda görebiliriz. Marek Kamşik orayı idare edebiliyor. Dün de söyledim, yine söylemek istiyorum. Marek Kamşik gibi bir oyuncum var. Sakatlanacak diye oynatamıyorsun. Gerçekten büyük bir e, sıkıntı. Bu sıkıntıyı çözecek olan Abdullah Avcı, alternatif üretecek olan Abdullah Avcı transfer dönemi kapandı. Bizim bu takımıza şu an inanamam. Şu an size soruyorum kaç tane transfer lazım? Şu an transfer dönemi dün kapandı. Kaç tane transfer lazım? Gerçekten eksikliklerimiz çok fazla. Ama Mevcut kadroya baktığımızda dün mesela Naci, Lahdimi biz bu iki oyuncuyu gene göremedik. Gene oynatmadı Abdullah Avcı. Gene belli belli başlı 14-15 oyuncuyla oynayacağız gibi gözüküyor. 14-15 oyuncu yeterlidir. Evet ama biz geniş kadro yaptıysak, gidip Lahdimi'ye bir 600 bin euroluk yatırım yaptıysak biz bu oyuncuyu ne zaman oynatacağız, ne zaman göreceğiz ki? Lahdimi ile alakalı da şunu söylemek istiyorum. Belki de kupa maçlarının bekliyor hoca bilmiyorum. Pardon oyuncu oynamadan gelişemez. Eğer oyuncuyu biz oynatmadan geliştirmesi, gelişmesini bekliyor, transfer yapmasını bekliyorsak büyük bir hata yaparız. Genç transferler neden yapılır? Alırsın ya tutarsa yaparsın. Trabzonspor takımı bunu yapmaya başladı. Tutmasa da kiralayayım diğer takımlarda oynasın. Orada parlamasını bakalım. Ajax takımı Ahmet Can aldı. Bir oyuncu alıyor dünyada. Birçok yere kiralıyor. Mesela oyuncusu Naci bize kiraladılar. Biz de oynasın. Orada bir patlama yapsın. Bana gelsin diye kovalıyorlar. Sonuç olarak dün gece kötü bir geceydi. Morallerin bozuk olduğunu çok iyi biliyorum. Ee, ama futbolda bunlar var. Önemli olan bunu bir an önce toparlamak. E, sizlere katılıyorum kötü oyun konusunda. Hocamızın e, bunun için üstesinden geleceğini bir takım halinde bir çalışma yapması gerekiyor artık. Çünkü bir toplamayız. Sonuçta yeni gelen bir oyuncu grubumuz var. Mario, Maxi Gomez de bunu söyledi. Yeni, yeni bir takımız. Alışma sürecindeyiz dedi. Bu yeni takım alışma sürecini hızlı bir şekilde gidermeniz lazım kardeşim. <laughs> Yoksa sıkıntı büyük. Çünkü geçen sene Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray da bu süreci geçiremedi. Ve ligi çok kötü yerlerde bitirdiler. Allah korusun biz hem UEFA hem lig hem kupa başımız ağrır. Sıkıntı olur. Bunu kimse kaldırmaz. Onun için bir önce toparlanmaları lazım diyorum. Benim de moralim bozuk. Benim de bugün enerjim düşük. Kusura bakmayın. emden geldiğince yine bir video hazırlamak istedim. Videomun sonuna geldim. Sonuna kadar bizi buraya kadar izleyen bütün herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Biliyorsunuz Allah'a emanet olun.